doors, kicking in doors. Is you like that? Niggas from the bottom really like that. Bu şarkıya hala bayılıyoruz ya. Arkadaşlar biz uzun zamandır katıl üyelerini okumuyoruz ya. Adamlar ikinci ay desteğini falan göstermişler. Bütün katıl üyelerime gerçekten yani karşılıksız destek verdikleri için ayrıca bir teşekkür ediyorum ben. Yani Muhammed Mims'in Grey My Revolution, Rozier'in Aran, Ege Basma yani hepinize destekleriniz için çok teşekkür ederim. Hele Sarlexis'in ikinci ayı olmuş. Ona da bir ayrı teşekkür ederim. Bir de Haktan Hitmaker olarak yapıştırmış. Haktancığım sana da teşekkür ederim. Lütfen Discord sunucusuna da gelin. Orada rol de alın. Bu hafta sonu sizlerle bir şey yapalım. Muhabbet edelim. En kötü oyun falan oynayalım yani. Evet arkadaşlar. Cuma gününün hala klasikleşmeyen ama klasikleşme yolunda emin adımlarla yoluna devam eden serisi release günü videosuna hepiniz hoş geldiniz. Neden dedi? Neden beni seçtin? Neden ben? Sen tam bir hayvansın. Oldu mu şimdi bu laf mı? Bu hafta da farklı farklı isimler şarkı çıkartmışlar. Hepsine bakacağız. Ceza yeni bir albüm çıkartmış. Ceza'nın albüm kritiğini özel bir videoda yapabilirim gibi düşünüyorum. Eğer isterseniz onu belirtebilirsiniz. İstemezseniz onu da belirtebilirsiniz. Bu konseptte biz kısa kesitlerle beraber genelde single'lara bakıyoruz. Bu hafta çıkan yeni rap şarkılarıyla sizlerleyim. Lil Murda ve Uzi sevgi parçasını paylaşmışlar bu hafta. Öncelikle Uzi'den sevgi isimli veya sevgi temalı şarkılar görmek falan bana ilginç geliyordu. Onun o yönünü ben beğeniyorum. Murda ile de ilk günden beri beraberler desek herhalde yanlış söylemiş olmayız. Bakalım parçaya. Şimdi öncelikle vık 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 New School'lar bazen bu işlerle dalga geçebiliyorlar ama hip hop'un gerçekten ilk günlerinden beri içinde olan bu plak çizme sesleri falan bunu ben çok severim yani. Bunu yeni şarkılarda da duymak hoşuma gider bu arada. Aynı ama duygularım farklı. Kendi kendime yaslandım, yalandan uzaktım. Bir kez olsun çabamı gör, bir kez olsun takdir et. Ne kadar sert vursanız da kırılmaz bu cam yürek. Vay be. Şimdi öncelikle şundan bahsetmem lazım. Bir erkeğin galiba omuzlarına en çok hissettiği yük böyle bir çabasının takdir edilmesi, çabasının görülmesi falan budur böyle. Bence bu şarkıyı dinleyen çoğu insan içinde o hissi bulacaktır yani. Ve ben Uzi'nin insanları motive edecek şarkıları daha başarılı yaptığını düşünüyorum. Mesela ben Uzi'den benim içime işleyen şarkıları beğeniyorum. Gidip de piyasa şarkısı yaptığında beğenmiyorum mesela bunu. O yüzden bu şarkı benim hoşuma gitti yani. Bu zaten bahanem. Sondaki hecenin uzatılması Uzi'de benim genellikle gördüğüm bir flow. Bunu da beğeniyorum. Daha fazla dinlemek isterim yani bu parçayı. Açıp bakarım. El Musto ve Organize Of 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 parçası. Ben yapamam bu işi. Ben yapamam. Sağ olun, teşekkür ederim. Aradım ama ben yapamam. Sağ olun. Galiba parçanın ismine bakarsak ne olacağını anladık. Of 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 of. Yine mi flag noktayım? Sen yine mi kolay loşmasın? Konumunu gönder hemen bu ayrı konuştu alem. Eğitim yok her gece alem. Arkadaşlar eğlendiriyor ya. Bu TikTok ritminden konuşmuştuk. Dım dı dım dı. Gucci Terli'nin böyle beğendiği bir şarkı olmayacak. Bunu hiçbir zaman açıp keyiflendiği bir şarkı olmayacak desek büyük konuşsak olur muyuz? Belki de olur lan. Bu şarkıların dinlenme ve para kazanma kaygısını anlıyorum bu arada. Çok seven Türkiye'de bir kitle var. Türkiye'de Doğan Selex'te sesi kökleyip dolaşan ve sadece müzik dinlediği için kızların arabasına gelip... Gerçi öyle kızlar da var lan. Ya var yani böyle insanlar var doğru. Ama tutup da yani Atlanta Trap'in keyfini sürmüş, Chicago'dan çıkan, Kaliforniya'dan çıkan şarkılara bakan insanların şunlara ekmek vermesi söz konusu bile değil. Bizi o yüzden berbat geliyor. Düşünsenize mesela Young Thug dinleyen birisini şunu açıyorsunuz abi. Dersen ara, kızım gözlerim kara, vallahi sen de hastasın bana. Yani mesela bak sözlerinin yalan olduğunu düşünmüyorum. Gerçekten hasta olan kızlar vardır buna yani. Ben daha önce şöyle bir tweet atmıştım bu arada. Yani kimse üstüne alınmasın burada. Bu hakaret ettiğim falan yok da. Bu şarkıları beğenen kızlar mesela atıyorum Young Thug, Uzi dinleyen kızlar. Lil Uzi. Dinleyeyim mi sonuna kadar? Dinleyeyim hadi yani. İster her gün para. Gel bebek önce yala. Attım senin papı. Tamam kanka. Kızlar gerçekten çok güzel bir şarkı, lütfen yalayın. Zenci Leylam Ley. Bak ismi bu şarkının öncelikle güzel geldi. Leylim Ley'e benziyor çünkü. Zenci'nin en son çıkarttığı parçayı ben sevmemiştim. Buna bakalım. Zenci aynı tarzda yapmış yine şarkıyı. Yine benim seveceğim tarzda bir şarkı değil. Ama dinlemedim diye çok saygısızlık ettiğimi falan düşünmüştünüz. O yüzden dinleyelim yani. Bence Zenci'nin o çizdiği mahalle çizgisi daha güzeldi. Daha oturuyordu onun üstüne. Bir de sesi hafif yanık ya. Daha da güzel gidiyor yani bence. En güzeli...
Dayanamam eririm giderim gidere. İnanırım tenine dokunan o güzel siyah elbisene. Şey değil mi? Önyargıyla yaklaştığımı düşünüyorum aslında. Fena bir şarkı olduğunu düşünmüyorum. Türünde de kötü olduğunu düşünmüyorum. Genel olarak da kötü bir şarkı olduğunu düşünmedim bu şarkının. Bence dinleyene de olacaktır. Güzel de olacaktır. Benim Zenci'den beklentim o olmadığı için belki de çok önyargılı yaklaşmışımdır. Cidden yani dinleyince bilmiyorum siz de hak verir misiniz? Kötü gelmedi. Arkadaşlar Remix Red düğün dernek şarkısını yapmış. Hangi şarkıdan çalıntı olduğunu falan yazarsanız seviniriz. Bakalım mı onun da şarkısına? Bakalım. Gelinlerde bir çeyrek takayım. Baldızı bala bandırayım. Rap müzik değil pop yapıyorum. Yani mesela liriklere baksanıza. Rap müzik değil pop yapıyorum. Baldızı bala bandırayım falan. Bandır kanka. İğrenç yani. Şu sözleri böyle hoşlanarak dinleyen insanlardan nefret ediyorum bu arada. Bayağı kötü kanka. Zevkiniz falan yok. Her jandraya saygı duyarım. Enstrümantal müzik dinleyene saygı duyarım da şunları böyle dinleyen, keyiflenenlere saygı duymam yani. Bayağı kötü. Cuppa cuppa kop yapıyorum. Vay amına. Harika. Hadi arkadaşlar piyasa yapalım. Çok kötü arkadaşlar. Dinlemem. Bu videonun konuğu da var arkadaşlar. Eşiyle beraber şarkı yapan bir abimiz var. Onun da bir parçasına bakalım. Şansım seni bulunca başladı. Kalbim sana başkadır anladın. Şadis seni sarınca saçların gelince burnuma kokladı başkını. Geçmiş release'lerde de buna benzer örnekleri her zaman gördük. Yaz şarkısı. Gitar melodisi. Hafif yüksek bir BPM. İzmir'de görüntü çekim, montaj, kayıt, mix mastering gibi hizmetler de sunuyorlarmış. Şimdi şöyle eşiyle beraber düşünce çok tatlı bir kere. Ama umarım beni yanlış anlamazlar. Mix mastering kısmında gerçekten yani kulağımıza çarpan eksiklikler var. Öncelikle bunu söyleyeyim. Eğer bu yönde bir kariyer düşünülecekse hem klip çekimlerine, editlerine hem de şarkının kalitesine daha fazla dikkat edilmesi lazım. Uslanmam. Görene kadar seni o gündense kumsalla. Hemen hissettik biliyorum elleri beni tuttuğumda. Selen'in kısmına da baktım. Nedense kadın vokalleri bana çok da farklı gelmiyor yani. Özellikle Türk kadın vokalleri böyle sanki birbirine çok benzer geliyor. Eftelya Yağcı Günaydın şarkısı var. Bakalım. Şimdi şöyle, Eftelya'nın sesi gerçekten çok güzel. İnsan mesela bakınca bir ses eğitimi almıştır gibi hissediyor öncelikle. Şarkıda mesela dikkatimi çeken bir nokta şey oldu. Derinlik mi denir? Eko olarak geçiyor galiba bu arada. Hamam gibi bir yerde söylüyor gibi ya, kapak fotoğrafında da öyle mesela. Sanki ortamın yankısı varmış gibi. Sanki orada canlı söylüyormuş ya da orada kaydedilmiş gibi geliyor falan kulağa. Güzel bir şarkı bu. Bu zaten bir rap şarkısı olarak değerlendirmiyoruz herhalde bunu. Ezel'in Kadehimi Boş Bırakma isimli şarkısı yayınlanmış arkadaşlar. Daha önce Melez'le şarkı yayınladı diye ona bakmıştım yani bir parçasına falan. Ama bu şey olaylarından sonra onun bulunduğu parçaya bakmam bile sizin tarafınızdan kötü gözüktü ki bence de öyle. Bulunduğu şarkılara bile bakılmaması lazım. Doğru söylüyorsunuz. İstediği kadar tık getirsin, istediği kadar popülerite getirsin. Öncelikle sizin de paylaşmanızı doğru bulmuyorum fonetik medya. Yani gidip de şehitler ölür, vatan da bölünür diyen, Kürdistan'ın başkenti Ankara'dır, İstanbul'dur diyen adamın ben piyasada servis edilmesini doğru bulmuyorum. Ben bir asker çocuğu olarak şehitler ölür, vatanın bölünmesi, kardeşlik, sevgi adı altına saklanıyorlar bunlar her zaman. Doğru bulmuyorum. Şarkısına bakmayı da doğru bulmuyorum. Geçelim. Puti, Swerve, Ege Boran. Ege Boran'ı release'lerde galiba iki kere dinlemiştim. İkisinde de beğendim diye hatırlıyorum. Hatta birisinde çok beğenmiştim. Benim dikkatimi çeken şeylerden bahsedeyim direkt. Ed and Eddy. Cartoon Network'teki bir diziydi. 3 kişi şarkı yaptıkları için galiba kendilerine benzettikleri için onu kullanmışlar. Arkada GTA San Andreas'e benzettiğim bir arka plan görüyorum. Bir tane de tank görüyorum. Dışarıda tank görüyorum Faruk. Hayırdır, bir kutlama mı var? Geçelim onu abi. Altyapı olarak da baktığımızda Kontkar'ın albüm inceleme videosunda da demiştim. Ben özellikle Church Bells'leri falan severim. Altyapı olarak kuvvetli bir sözlere de bakalım. Bir kaldı evde, ne yapacağımı bilmiyorum. Konuşulanlar inan ilgimi çekmiyordu. Galiba şu anda çok ayırt edemiyorsam benim kusuruma bakmayın. İlk defa bakıyorum. İkinci giren kısım Ege Boran'ın kısmıydı diye düşünüyorum. İlk kısım kimin bilmiyorum ama Ege Boran'ın kısmı girdiğinde gerçekten bir tat geldi bana. Lirik olarak da dolu geldi. Şarkı da akıyor gibi devam etti ama ezik rakiplerim
Bu kısımları beğenmedim. Yılan ve Von'un Birkaç Hızlı Hareket Yavaşlatır Gençliğini isimli bir parçası var. Bu şarkı ismi gerçekten hayatımda gördüğüm en uzun şarkı ismi olabilir benim. Tamamen bir cümle kurulmuş. Bir tek öznesi yok. Özne de gizli özne zaten bu cümlede. O yüzden bence buna dikkat edilmesi lazım. Yılan'ın geçen haftada parçasına bakmıştık. Bu hafta da bakalım. Gözümün önünde geçmişime. Nereden geldiğimi bilirim, her zaman unutmam hiç. Beni engelleme, imkansız bebeğim, şuraya gel. Okuyuş olarak harika, şarkı sözleri olarak harika. Gerçekten hoşuma gitmeyen şeyi gerçekten hoşuma gitti demem. Gerçekten hoşuma gitti arkadaşlar. Helal olsun. Hallenir ateşim öyle öde. Hasmımı mezara gömene de. Hallenir ateşim öyle öde. Hasmımı mezara gömene de. Şarkı hakkında eleştirebileceğim tek nokta yani isminin çok uzun olması, anladınız mı? Yapısal olarak hem altyapı olarak şarkı kulaklara asla sırıtmayan bir şarkı. Güzel. Bak değişik bir şarkı geldi yine bana. Hidra, Eru, Berkay, Duman. FaceApp. Kızların kendilerini çok şop yapmasını falan eleştirecekler gibi düşünüyorum. FaceApp. Bakalım. Bir çare ben tarafı, ben de boşta, sen Sümeyye. Ya Sümeyye ismini neden laf ediyorsunuz ya? Belki bu şarkıyı dinleyen kişinin sevgilisinin adı Sümeyye. Belki şarkıyı dinleyen kişinin annesinin adı Sümeyye. Senin grubundaki bir yaran mı var da söyleniyorsun? Evet, Sümeyye diye en sevdiğim tanıdığım var. Not nice. Eru. Kavga mı istiyorsun Eru? Eru'yu seviyorum arkadaşlar. Bu yüzden ben sevdiğim arkadaşlarıma daima bir bulaşma yaparım. Sen de beni seviyorsun değil mi? Geyik yapabiliriz. Silin bu şarkıdan Sümeyye'yi. Dinleyelim. Ya şimdi şöyle, beni hareketlendirdi falan ve galiba Türkçe rap duyup da Hidra'ya saygı duymayan insanlar var mı ben bilmiyorum. Rap yapabildiğini de biliyoruz. Oradan bir saygımız var. Saygı puanıyla bir sıfır önde başlıyor. Şarkıda dediğim gibi benim kulağımı rahatsız etmiyorsa benim için iyidir. Murda birisini feat satmış gibi yorumladım. İsmini dahi okuyamıyorum. Tequero. Cheiro Guerum, Che Guevara arkadaşlar şarkının ismi. Gusam hocam. Murda güzel şarkılar da yapabiliyor. Bu şarkı da piyasa şarkısı bu arada. Bakmayın dıp da dıp da şarkısı olmadığı için bakmayın yani. Globalde, globalin piyasa şarkısı budur. Travis Scott'ın Rosalia ile yaptığı şarkılar mesela bu minvaldedir. Travis Scott'ı 3500'da gerçekten çok severken Rosalia ile yaptığı şarkıları gömmem, dövmem mesela benim bu yüzdendir. Ama mesela Murda bu şarkıları yapmayı da seviyor, anladın mı? Murda'nın o yüzden de güzel parçalar yapabildiğini de rap yapabildiğini de görsem her ne kadar bu şarkılar yani çok kötü geliyor bana ya. Türkiye'de böyle kıvırcık saçlı olup hafif esmer tenli olup da kendini Latin zanneden kızlar falan dinliyor herhalde yani. Abi olur da yani bu videoyu sana birisi atarsa, sen de yabancı rap dinliyorsun bak biliyorum. Bunları yapmaktan keyif aldığını da biliyorum bazen. Ama bu şarkılar gerek yoktu Belhanda yani. Çağrı Sinci, Siya Siya Ben. Nasıl? Abi çok zor bir isim bu arada. Sanki kendi fuam. Bu ne ya? Bu ciddi bir şarkı. Bana çingen ediyor. Çok güzel parça biliyor musun bu arada? Ama isminden o kadar korkuttu ki. Sanki kendi fıam fıf. Ne demek abi bu? Benim cahilliğimse kusuruma bakmayın. Şarkı gerçekten güzel. Ben bu altyapıyı da severim bu arada. Çok bilgili gibi konuşmayacağım ama müzik hakkında çok bilgili birisi Discord'a gelsin. Bana bütün janraları, abi bak eğer bu altyapıyı duyarsan şu falan diye öğretsin arkadaşlar. Yani böyle götten de sıkmayalım çok fazla. Ama güzel şarkı gidiyor bak. Şimdi şöyle mesela çok hoşuma giden noktaları söyleyeyim. Şarkıda rap yapıyorlar abi. Bu okuyuşu duyunca bu kişi rap yapıyor diyorsun yani. Benim buna sevgiden önce her zaman bir saygım var öncelikle. Mesela diyorduk ya bazı eski nesil şarkılar yeni nesili yakalayamıyor. Bunlar tam yakalayacak tarzda da şarkılar bence. Ben, bu şarkı güzel arkadaşlar bakın bana güvenin. Ero Galaxy. Piyasa mı? Benim çok sevdiğim tarzı bir şarkı arkadaşlar. Biraz daha dinleyeceğim. Çünkü Zenci gibi ona da ön yargıyla yaklaşmak istemiyorum. Eron'un yaptığı işleri çok sevmediğim için ön yargıyla yaklaşmak istemiyorum ama bakalım. İstiyor kafana dolca ya. Gibi kalırsam benden. Çırt olur.
Biraz öldürmeden, güldürmeden yorum yapmayı deneyeceğim, tamam mı? Belki dinleyip de sevenler olabilir. Benim seveceğim tarzda bir şarkı değil. Benim bir konsere gidip de dinleyeceğim tarzda bir şarkı değil mesela bu. Eron'un tam aksine sert şarkıları falan da bana öyle güzel geliyor. Mevsimlik bir şarkı gibi geliyor bu tarzlar. Yani bu dönemde yaptığı şarkılar sanki onun da sanki çok tutacağı gibi şarkılar gibi gelmiyor bana. Eron'un bundan iyi şarkılar yaptığını ben biliyorum. Her şarkı en iyi şarkısı mı olmalı? Hayır canım. Dönemsel şarkı yapamaz mı? Tabii ki yapabilir. Ben burada bireysel yorum yapıyorum ya. Eğer sevdiyseniz bakarsınız. Fred yalnız sende ıskaladım. Bunu da çok kişi hikayesini attı bu arada. Ben Fred de dinlemedim hiç hayatımda. İlk defa dinleyeceğim. Gerçekten her şeyler beklenmedik. Ben kimseye cenneti vaat etmedim. Bu şarkının sonu tam güzel bir yere girecek gibi geliyordu. Ben kimseye cenneti vaat etmedim falan. Sözleri sanki çok mantıklı gelecek gibi hissettiriyordu. Bu yüzden vokali bana o bozuk gelen kısmındansa anlattığı yeri dinlemeyi daha çok isterdim ben. Kendin açıp bakar mısın? Kendim açıp bakarım. Bu haftaki release videosu böyleydi arkadaşlar. Bence kötü bir release haftası değildi. Benim gerçekten beğendiğim şarkılar oldu. Dediğim gibi albümü falan bakayım isterseniz onu da yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Videoyu beğenip yorum yaparak destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere arkadaşlar.